Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 29 Mayıs Cuma günü Ay Aslan Burcu'nda başlıyoruz Büyüyen Faz'da. Günün büyük bir bölümünde de Aslan Burcu'nda olacak. Ama sonrasında burç değiştirecek zamanı geldiğinde de üzerine konuşuyor olacağız. İlk enerjimiz 05.30'da kesinleşecek. Ayın Plüton'la yapacak olduğu 150 derecelik açı. Şimdi bu sabah saatleri aslında güne başlama biçimimiz birazcık güvensiz bir hissiyatla. Yani kendimize güvenmiyoruz, çevremize güvenmiyoruz. Birazcık şüpheci, olaylara emin olarak bakamadığımız bir zaman dilimini yansıtıyor. 09.17 itibariyle ayın Jüpiter'le yapacak olduğu 150'likle de birlikte içsel olarak olayları abartma eğilimimiz de söz konusu. Özellikle duygusal olarak ayın da Aslan Burcu'nda oluşu biraz daha hani büyük hareketler yaparak kendimizi göstererek bu olayı ortama yansıtma durumumuzu söz konusu kılacaktır. Fakat sonrasında 13.21 itibariyle ayın güney ay düğümüne, üçgen kuzey ay düğümüne de bir sekstil açı yaptığını görüyor olacağız. Özellikle öğle saatlerinde kendimizi bulunduğumuz şartlar altında, içinde bulunduğumuz süreç içerisinde biraz daha güvende hissedip hem bağlantılarımız hem de çevremizden de destek alacağımızı hissederek adımlar atmak yönünde bizi motive edecek bir enerji barındırıyor. Saat 14.21'den sonra enerji dağılıyor olacak. Aynı zamanda 14.40'da ayın artık Başak Burcu'na geçişine şahit olacağız. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında da olaylara bakış tarzımız tamamıyla analitik, mantığa dayalı, çözüm üretme hususunda girişim yapacağımız bir etki barındırıyor. Yani olaylara çok duygusal tarafıyla bakmadan ben bunu nasıl çözerim motivasyonuyla ele alacağımızı gösteriyor. Ve aynı zamanda eleştiri yapma, olayları biraz daha eleştirme yönüyle hareket etme hususunda da tetiklenebiliriz Ay Başak Burcu'ndayken. 16.32'de ayın Merkür'le yapacak olduğu seksil özellikle iletişim hususunda bizi destekleyecek bir enerji. Konuşmak, ifade etmek, yazmak ve hani cümlelerimizin doğru noktada ulaşmasını istediğimiz bir zaman dilimi, istediğimiz bir konumuz varsa bu zaman dilimini bu noktada değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor. Saat 15.32 ve 17.32 aralığındaki 2 saatlik zaman diliminde bu enerjiyi değerlendirebiliriz. 16.56'da, şimdi bu açı aslına bakarsak tüm gün etkisi altına alacak bir açı. Güneş'in Şiron'la yapacak olduğu sekstil açı. Şimdi ayın yapmış olduğu Şiron açıları biraz daha soyut anlamda, manevi anlamda şifalandığımız zaman dilimlerini gösterir. Fakat işin içine Güneş'i koyduğumuzda biraz daha somut bir etki barındırır. Yani bu ne demek? Gerçekten bir rahatsızlığımız vardır, üzerine çare düşünüyoruzdur. Bu konuda ne yaparız? Somut bir çözüm denk düşebiliriz. Ki bugün aslına bakarsak bu tarz bir niyetimiz varsa buna dair aksiyonları da alabilecek olduğumuz bir gün. Hani somut olarak bir yardım gelebilir, çare gelebilir, çözüm gelebilir. Değerlendirmenizi de ümit ediyorum. 17.34 günün son açısı ayın Satürn'e yapacak olduğu 150 derecelik açıyla günü kapatıyoruz ki bu aslına bakarsak 18.34'e kadar da etkisini hissettirecek bir enerji. Özellikle bu zaman diliminde sorumluluklarımız hususunda bize verilen görevlerle alakalı kendimizi çok da donanımlı hissedemeyebiliriz. Ya da işte kendi yeterliliğimizi sorgulayabilecek olduğumuz bir enerji barındırabilir. Saat 18.34'ten sonra enerji dağılacak. Hani bu süreçte şunu unutmamak gerekiyor. Minor açılar biraz daha içsel olarak bu durumu hissettiğimiz etkileri barındırır. Yani dışarıdan bize bir şey gelmez, etki gelmez. İçten biz bunu hissederiz ve bunu sorgulama ihtiyacı hissederiz. Şu an gökyüzünde de çok fazla retro olduğu için bu zaman zarfında kendimizi hani açığımızı yakalamak hususunda ki Başak enerjisinde kendini suçlama eğilimi de çok fazladır. Hani bu zaman zarfında bu etkiyi yoğun bir şekilde hissedebileceğimizi gösteriyor. 18.34'ten sonra etki dağılıyor olacak. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle.